Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda ve o zamanki kurulacak o hükümette yöneticilerin durumu nasıl olacak? Rivayetlere geçtiği üzere İmam Mehdi Aleyhisselam kendi emri altında bulunan yöneticilere, İmam Mehdi hükümetinde bulunan yöneticilere karşı çok sıkı tutacak. Onları çok sıkı bir şekilde kontrol edecek. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu hususta şöyle buyuruyor. El Mehdiyyü semhun bil mal, şedidun alel ummal, rahimun bil mesakin. Mal dağıtması, mal bağışlaması çok olan İmam Mehdi, yani İmam Mehdi Aleyhisselam kendi hükümeti zamanında fakirlere, fukaralara, ihtiyaç sahibi olanlara mal dağıtacak. Onların ihtiyacını giderecek sürekli. Ve bu şekilde meşhur olacak. Bu şekilde meşhur olan İmam Mehdi kendi çalışanlarına karşı, kendi emri altında çalışanlara karşı çok sıkı tutacak. Onlara karşı şiddetli olacak. Onların mal varlıkları, malları nerede harcıyorlar, harcamaları, iş yerine zamanında geliyorlar mı, gelmiyorlar mı, işlerini düzgün yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı, devletin malını nasıl kullanıyorlar, bütün bu konularda çok sıkı tutacak, çok sıkı tutacak. Ve bundan dolayı İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti zamanında yönetici olmak kolay olmayacak. Herkes böylesi bir işe girişmeyecek. Çünkü zor olacak. İmam Mehdi sıkı bir şekilde onları kontrol edecek. Ve takva sahibi olmayan bir kimse yönetici olamayacak. Hatta kendisi olmak istemeyecek. Niye? Çünkü bu şekilde sıkıştırılan birisi, her açıdan kontrol altında tutulan birisinin, yani eğer insanın hedefine dünyalık varsa, yani ben bir makama geleyim de rahat edeyim düşüncesi varsa bir insanda, o İmam Mehdi'nin hükümetinde bir, yani yönetici olmak bunun dünyalığını karşılamayacak. Tam tersine zor olacak, sıkı olacak çünkü onların en ufak bir şeyini dahi kontrol edecek. Bu açıdan dünyalığı düşünen insanlar kolay kolay yönetici olmayı istemeyecekler. Çünkü İmam Mehdi Aleyhisselam onlara çok zor ve çok sıkı tutacak her şeyi. En ufak bir mal diyelim ki harcamalarında, devletin malını harcamalarında veya da işlerini düzgün yapmamalarında, yapmadıklarında İmam Mehdi Aleyhisselam onları perişan edecek derecede onlara sıkı tutacak. Ve rivayetlerde geçtiği üzere kendisine zulmeden birisi kesinlikle başkalarına da zulmeder. Kendisine saygısı olmayan birisi başkalarına saygısı olmaz. Bu yüzden kendisine zulmeden, kendisine saygısı olmayan birisi yönetici olamayacak. Ve aynı şekilde rivayetlerde geçtiği üzere kendisine zulmetmek, yani günah işleyen kimse kendisine zulmetmek, zulmetmiş demektir. Günah, yani insanın kendisine zarar vermesidir. Kendi nefsine, kendi ruhuna zarar vermesidir günah. Ve bu bir zulümdür. Bundan dolayı kendisine zulmeden ve kendisine saygısı olmayan birisi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti zamanında yönetici olamayacak. Hatta Bakara suresinin 124. ayeti de bu doğrultudadır. Hazreti İbrahim'le ilgili, Hazreti İbrahim'in imam karar kılınmasıyla alakalı. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bakara suresi 124. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin. فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirdi. Yani ateşe atılması, oğlunu kurban vermesi ve bunun gibi birçok imtihanlardan geçti. Bu imtihanlardan geçtikten sonra bunları güzel bir şekilde tamamladıktan sonra Allah-u Teala ona şöyle buyurdu. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Ey İbrahim, ben seni insanlara imam karar kılacağım. Ben seni insanlara önder karar kılacağım, lider karar kılacağım. Ve bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah-u Teala'dan bir talepte bulundu. Bir istekte bulundu. Buyur dedi. Kale ve min zürriyeti. Allah'ım benim soyumdan, benim zürriyetimden de imamlar karar kıl. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in bu duasını kabul etti. Ama bir şartı vardı. Şöyle buyurdu Allah-u Teala. Kale la yenalu ahdi zalimin. Ama benim ahdim, yani bu imamet makamı
zalimlere ulaşmayacaktır. Zalim olan birisi bu makama gelemeyecektir. Doğrudur. Senin soyundan imamlar karar kalacak. Bakın bütün bir peygamberlerin hepsi, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in soyundandır. Peygamberler Hazreti İbrahim'in soyunda karar kılınıyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor, zalim olanlar olmayacak. Zalim olanlar olmayacak. Zulüm nedir? Zulüm üç türlüdür. Bir, insanın Allah'a karşı zalim olması. Yani Allah'ı inkar etmesi. Şirk koşması. Ömrü hayatında Allah'a karşı şirk koşan birisi, Allah'ı inkar eden birisi imam olamaz, yönetici olamaz. İki, insanın başka kullara karşı, başkalarına karşı zalim olması, zulmetmesi, kul hakkı yemesi. Böyle birisi ömrü hayatında başkalarına karşı zalim olmuş birisi de aynı şekilde önder, lider. Yani Allah-u Teala'dan burada karar kılmış oldu, burada söylemiş olduğu İnni ca'ileke linnâsi imâme, bu imamet makamına gelmesi mümkün olmayacak. Ve bir diğeri insanın kendisine zulmetmesi. Günah işleyen birisi kendisine zulmetmektedir. Kendisine zulmeden birisi de aynı şekilde bu makama gelmesi mümkün olmayacak. Yani Allah-u Teala imamet makamını Hazreti İbrahim'in soyunda karar kılıyor ama bir şartla. Diyor ki ömrü hayatında Allah'a şirk koşmamış birisi. Diğer kullara zulmetmemiş birisi. Günah işlememiş birisi, yani kendisine zulmetmemiş olan birisi, bütün bu alanlarda zulümden uzak olan kimse bu imamet makamına gelecek. İmam Mehdi Aleyhisselam da kendi hükümetinde yönetici olanları çok sıkı kontrol edecek ve zalim olan kimseler, yani bu üç alanda zalim olan kimseleri, özellikle günahkar olan kimseleri Allah'a, yani ömrü hayatında bir şekilde inkar etmiş, şirk koşmuş kimseler, diğer insanlara kul hakkı yemiş, zulmetmiş kimseleri imam yönetici karar kılmayacak. Yani İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti zamanında imanlı, takvalı, günahtan uzak duran ve aynı zamanda yöneticilik yeteneği çok güçlü olan kimseler idareci ve yönetici olacak. Dolayısıyla İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna doğru kendimizi bu şekilde yetiştirmeliyiz. Hem zulümlerden, üç alanda zulümden uzak durmalıyız ve yöneticilik konusunda da kendimizi yetiştirmeliyiz. Allah-u Teala inşallah bu konuda kendimizi yetiştirmeyi nasip eder. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.